Evet, herkese selamlar. 9. sınıf temelim yok. Ne yapacağım ben diyen arkadaşlar, imdadınıza yetiştim. Haydi videoyu izleyelim. Evet sevgili arkadaşım, 9. sınıftan 10. sınıfa geçtik. Nasıl oldu, nasıl bitti? Bu süre sanki çok hızlı geçti. Artık okula da döneceğiz. Acaba bu yıl benim için çok mu zor olacak? Birazcık bu beni tedirgin ediyor diyen arkadaşlar, rahatlayacağınız cümleler şimdi geliyor. Çünkü biz sizler için her şeyi planladık. Sevgili arkadaşım, İlk maddemizle başlayalım istersen. Şimdi biz sizler için biliyorsunuz 9'dan 10'a bir kamp programı hazırladık. Eğer 9. sınıfta temelinin olmadığını düşünüyorsan, bir şeyleri boş geçirdiysen bu kamp tam sana göre. O yüzden geç kalmış değilsin. Şimdiden başlayarak bu kampı hızlıca tekrar et ve 9. sınıf eksiklerini şimdiden tamamla. 10. sınıfa hazır bir şekilde başla ve senin için bir kayıp olmasın. Ve bizler de tabii ki bu kampı senin 9. sınıfta bazı noktaları atlayabilme ihtimalini göz önünde bulundurduğumuz için tam olarak ihtiyacın olan şeyleri sana özel bir şekilde hazırladık. Tam olarak sana hitap ediyor. Evet, eğer bu kamp programını hızlı bir şekilde hallettiysek gelelim bir sonraki maddeye. Sevgili arkadaşlar, artık 10. sınıftasınız ve sizler için bir şeyler artık yavaş yavaş ciddileşmeye başladı. Bu yüzden YKS'de özellikle derece yapmak istiyorsanız yavaş yavaş çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak tabii ki öncelikle söyleyeceğimiz şey, 10. sınıfın derslerinde oldukça iyi olmamız lazım. Dersi derste çok iyi dinleyip ardından güzel bir tekrar yapıp soru çözümlerine artık yavaş yavaş başlamamız gerekiyor. Tabii benim sizlerden bu noktada bir isteğim var. Ders çalışma sürelerini inanılmaz bir şekilde uzatmayın. Çünkü bunu yapmak ileride sıkılmanıza yol açabilir. Zaten yaz aylarındayız. Sosyal ortamlarda bulunmanız ve rahatlayabilmeniz, gezmeniz, eğlenmeniz bunlar bizim için çok anlamlı. Bu yüzden onlara oldukça iyi bir şekilde vakit ayırmalısınız. Bunun yanında süresi belli olan, çok da uzun olmayan çalışmaları yapmak sizin için çok avantajlı olacaktır. Eğer YKS'de derece yapmak gibi bir hedefim yok, şimdiden çalışmaya başlamayayım diyen arkadaşlar da varsa, sizlere de ufak bir tavsiyem var. Hangi alanı seçerseniz seçin, 11. sınıf ve 12. sınıf size bazı noktalarda yetmeyebilir. Bu yüzden 10. sınıfta TYT'den en azından bir dersi seçebilir ve bu dersle ilgili çalışmalarınızı başlatabilirsiniz. Bu derste şimdiden iyi olmanız gelecek yıllarda size çok büyük avantaj sağlar. Bu taktiği önemseyin, çünkü başarılı olanlar özellikle bunu öncesinde zaten başlatmış oluyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, 3. maddemiz birçok arkadaşımızın aslında önemsemeyi düşünmediği, hemen orayı geçiştiriverdiği, atladığı, görmezden geldiği bir madde. Okul derslerimizi önemsememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, yüz yüze eğitimin keyfine muhtemelen bu dönem itibariyle varacağız. Uzaktan eğitimde uzak veya eksik kaldığımız yerleri giderebilmemiz için çok güzel bir fırsat elde edeceğiz. Bu fırsatı da elde edebilmek için sizler okul derslerini çok iyi bir şekilde dinlemelisiniz. Bunu yaparsanız yolun yarısını çok kısa bir sürede tamamlamış olursunuz. Geri kalan yolun yarısıysa, sınav hazırlığınız kapsamında söylüyorum bunları, daha çok tekrar yapmak ve soru çözümü yapmak oluşturacaktır. Bu yüzden buraya özellikle dikkat edelim. Bu sizi ileriye taşıyacak. Evet, bunun yanında biliyorsunuz 10. sınıf itibariyle artık alan seçimine de karar vermeniz gerekecek. 9. sınıfta birçok dersi gördünüz. 10. sınıfta da artık bu dersleri biraz daha ayrıntılı bir şekilde görmeye devam edeceksiniz. Ve sizler kafanızda bazı meslekler var veya derslerinizin hangisinin iyi olup olmadığı sizin alan seçiminize de karar verebilir. Bu yüzden alan seçiminizle ilgili de yavaş yavaş tercihlerinizi belirlemeli ve bu tercihler üzerinden de bazı derslere biraz daha yoğunlaşmanız gerekebilir. Bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Ve gelelim son maddemize. Birçok videomuzda söylediğimiz gibi burada da söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, sizler ileride güzel bir gelecek hayal ediyorsanız, etrafınıza, çevrenize katkı sağlayabilecek biri olmak istiyorsanız, şimdiden bir şeyleri başarmak için adımlar atmanız gerekiyor. Bu adımların büyüklüğü veya küçüklüğü önemli değil. Sadece bunların adım olmuş olması bizler için yeterli. Bu yüzden şimdiden itibaren planlama yapmayı öğrenmeli, bir program dahilinde hareket etmeli ve yavaş yavaş harekete geçmeliyiz. Eğer harekete geçerseniz bu sizin için çok anlamlı olacak. Bu yüzden sizlere tavsiyem, artık planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmeyi alışkanlık edin. Sizler 10. sınıf için neler planladınız? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.